Evet arkadaşlar ben 4 sıra demiştim ama 5 sıra ördüm. Evet şimdi bu ilk tomurcukları yapmaya başlayacağım. İlk sıradaki 1, 2, 3, 4 sırada tomurcuklarım var. Şimdi ilk sıradakine başlayacağım. Evet ben şu bu şu kıvrımları baz alarak tomurcukları yerleştiriyorum. Yani şuna mesela şunu atlayacağım. Şunun üzerine bir tane yerleştireceğim. Sonra şunu atlayıp yani bir şu dalgaların üzerine birine tomurcuk ekleyeceğim. Birini atlayacağım. O şekilde yerleştireceğim. Evet, yine düz örgüyle devam ediyorum. Şu kıvrımın üzerine tam ortadaki bakın şu 3 tane ilmekle buraya tutturmuştum. Tam ortadaki ilmeğin üzerine şu ilmeğe bir tomurcuk ekleyeceğim. Sayısını da vereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek örüp 13'üncünün üzerine tomurcuk ekliyorum. Evet. Bunu bir tığ yardımıyla yapacağım. Evet. Şöyle iri uçlu bir tığ kullanacağım. Evet, 13. ilmeğin üzerine bir ilmek çıkartıyorum. Evet, çok gevşek olmayan, sıkı da olmayan zincir atıyorum. 2 zincir tekrar dolayıp yine ilmeğe batıyorum. Evet, 2 seferde çıkardım. Yine doluyorum. Üçüncü sefer batıyorum. Evet, şimdi hepsini birden alıyorum. Evet, ilmeği bırakıyorum. Evet. Bu tarafa aktardım. Evet, örmeye devam ediyorum yine. Evet. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, 13. 14 15 ilmek ördüm. Şimdi ikinci tomurcuğu buraya 16. ilmeğin üzerine yapacağım. Yine tığımı alıyorum. Evet, ilmekten bir ilmek çıkartacağım. Evet, ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. 1 2 2 zincir tekrar dolayıp ilmeğe batıyorum. Evet, bir trabzan yaptım. Yine doluyorum. Evet, bir trabzan daha yaptım. Bir ikili zincir, iki tane de trabzan yaptım. Hepsini birden alıyorum. Evet. İlmeğimi kaybetmeden şişimi aktarıyorum. Evet, örmeye devam edeceğim. Buradan da ilmeği bıraktım. Evet, yine 15 ilmek düz öreceğim. 16'nın üzerine yani şuraya bir tomurcuk daha yapacağım.
Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gideceğim. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. En sona da bir tane eklemek istiyorum. Çünkü görmüş olduğunuz gibi bu ek yerinde, berenin ek yerinde boş kalmaması için bu en sona da ekliyorum. Yani şunları da ekliyorum. Yalnız 15 ilmek sığmadığı için ben de 12. ilmek, pardon, bir sayayım, 2, 4, 6, 8, 10, 11. ilmek üzerine kuracağım. Şu kenarda biraz boşluk kalsın, yani dikiş payı olarak bunu bırakıyorum. Evet, buraya da bir tane ekleyeceğim. Evet, 11. ilmeğin üzerine de ekledim ve sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi arka yüzüne çevirip yine örmeye devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamen düz olacak. Berenin ön yüzü tamamen düz olacak. Hiç ters örgü yok. Şu ikinci tomurcuk sırasına kadar öreceğim. Sonra anlatmaya devam edeceğim yine. Yani şuraya kadar öreceğim, devam edeceğim. Evet arkadaşlar, 7 sıra ördüm bu ilk tomurcuk sırasının üzerine. Buradan itibaren 7 sıra daha ördüm düz olarak. Evet, şimdi evet, bu kenara hemen bir tomurcuk ekleyerek bir kaydırma yapacağım. Yani bu şekilde dağınık durması için tomurcukların hepsi aynı hizada olmayacak. Birinci sıra burada, ikinci sıra bir kaydırma olacak. Üçüncü sıra yine birincisiyle aynı hizada olacak. Dördüncüsü de ikincisiyle aynı hizada olacak. Evet, bu şekilde tomurcukları yerleştireceğiz. Evet, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Evet, bir. Evet, 2, 3 oldu. 4. Hemen şu ortadakinin hizasında olacak. Evet. Tam ortadaki ilmeğin hizasında olacak. Yani 4. ilmeğin üzerine kuruyorum. Evet, hemen ilmeği yakalıyorum. Buradan da çıkartıp bırakıyorum ilmeği. Evet, devam ediyorum düz örgüyle. Evet, yine bu fırfırın tam ortadaki ilmeğinin üzerine kuracağım. Evet, yani bu ilmek olacak. Ölçüsünü de söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Yani bu ilk sıradaki tomurcukların arasındaki mesafe kadar, bu sırada da aynı şekilde 15 ilmek olacak. Evet, 16. ilmeğin üzerine kuruyorum. Evet, yine 15 ilmek öreceğim.
ve diğer tomurcuğu da buraya kuracağım. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Sonrasında üçüncü sırayı anlatmayacağım. Yani üçüncü tomurcuk sırasını anlatmayacağım. Bununla aynı ölçülerde, yani ilk tomurcuk sırasıyla aynı ölçülerde üçüncü sıradaki tomurcukları da yerleştireceğim. Evet, bunları tamamladıktan sonra yine 7 sıra daha örüp üçüncü tomurcuklara başlayacağım. Evet, ondan sonra anlatmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, üçüncü tomurcuk sırasını da ördüm. Birinci sıradan sonra 7 sıra düz ördüm. İkinci tomurcuk sırasından sonra yine 7 sıra düz ördüm. Üçüncü tomurcuk sırasını da ördüm. Şimdi bu sefer bir sıra düz ördüm. Eksiltmelere başlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi her tomurcuğun üzerinde eksiltme yapılacak. Bakın burada var. Bu tomurcuğun üzerinde var. Bir de bu. Ve 7 sıra olduktan sonra bu sefer 4. tomurcuk sırasını da öreceğim. Bu arada tabi kestirmeleri yapacağız. Eksiltmeleri yani. Evet, şimdi başlıyorum. Düz örgüyle devam edeceğim. Evet, tomurcuğa kadar ördüm. Gördüğünüz gibi önünde ve ardında birer ilmek var. Üçünü birden alacağım. Evet, bir üçlü kestirme ile eksiltiyorum. Yine aynı şekilde düz örgüyle devam edeceğim. Evet, yine tomurcuğa geldim. Burada da yine aynı şekilde üçlü bir eksiltme yapacağım. Üçlü kestirme. Evet, yine düz örgüyle devam edip her tomurcuğun üzerinden bu şekilde üçerli üçerli alacağım. En sondakinden sadece ikili alacağım. Yani şu iki ilmeğim kalacak. Şu ikisini hiç bozmayacağım. Ama bu taraftan bakın şu tomurcuğun kendi ilmeği. Bunu böyle ikişer ikişer alarak her seferinde bu taraftan birer birer alacağım. Ama şu iki ilmek sabit kalacak. Bunları hiç almayacağım. Yani bunlar da üçlü. Burada ikili alacağım. Evet, bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Evet, sıranın sonuna kadar ördüm. Burada dediğim gibi ikişerli aldım ilmeği. Şimdi bunun üzerine 3 sıra daha öreceğim. 3 sıra düz öreceğim. Dördüncü sırada tekrar bir kestirme yapacağım. Evet, 3 sırayı örüp devam edeceğim. Evet, 3 sıra ördüm. Şimdi bir sıra daha aynı şekilde üçlü kestirmeler yapacağım. Aynı noktadan yine. Ondan sonra yine 3 sıra daha öreceğim. Yine üçlü kestirme yapacağım. Yani 3, bakın. Bakın şu şekilde. Bir tane üçlü kestirme var. 3 sıra ördüm. Bir tane daha üçlü kestirme. Yine 3 sıra. Bir üçlü kestirme daha. 3 tane 3 noktada gördüğünüz gibi kestirmeler yaptım. Ondan sonrasında bir sıra örüp yine üçlü kestirme. Yani bir sıra arayla yapacağım bunları. Sıklaştıracağım. Çünkü çok fazla uzatmaya gerek yok. Bir an önce daraltıp bitirmem gerekiyor. O yüzden şimdi 1, 2, 3 tane üçlü kestirmeyi 3 sıra arayla yapacağım. Evet, şimdi bu sırada bu birincisini yapmıştım. 3 sıra ördüm. Şimdi ikincisini yapacağım. Yine 3 sıra örüp üçüncüsünü de yaptıktan sonra birer sıra arayla yapacağım. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, ikinci üçlü kestirmeyi yaptıktan sonra bir sıra daha üstüne düz ördüm. Ve şimdi tomurcuk sırası geldi. Yani 1, 2, 3, 4. tomurcuğun sırası geldi. Bunu da eklemek istiyorum. Evet, şimdi bu
İkinci sıranın aynısını yapacağım burada. Yani burada değil, şurada olacak. Evet. Evet, gördüğünüz gibi aynısı olacak. O yüzden 3 ilmek örüyorum. Evet, 4. ilmeğin üzerine 4. ilmeğin üzerine bir tomurcuk kuruyorum. Evet, yine bu şekilde düz örerek bu ikinci sıradaki tomurcuğun hizasına geldiği zaman yine bir tomurcuk daha yerleştireceğim. Aradaki ilmek sayısını söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12. ilmeğin üzerine kuracağım tekrar. Yani 11 ilmek örüp 12. ilmeğin üzerine her seferinde tomurcuk kuracağım. Evet, bu şekilde sırayı tamamlayalım. Tomurcukların üzerine bir sıra ördüm. Ve böylece bu üçlü kestirmeden sonra 3 sıra örmüş oldum. Şimdi yeniden üçlü kestirme yapacağım. Aynı noktadan. Evet, yine aynı noktadan üçünü birden alıyorum. Evet, yine aynı noktaya kadar düz örerek devam edeceğim ve bu noktada tekrar bir üçlü kestirme daha yapacağım. Bundan sonrasında bir sıra arayla bu üçlü kestirmelerden yapacağım. Yani bunu şu kestirme üçüncüsünü de yaptım. Şimdi bakın, 1 2 üçüncüsünü yaptım 3 sıra arayla. Bundan sonra dördüncüsünü de bir sıra arayla yapacağım. Yani arka yüzünde bir sıra örüp ön yüzünde tekrar kestirme yapacağım. Böylece bunlardan bakın kaç tane olması gerekiyor. 1, 2, 3 tanesini yaptım. 1, 2, 3. Evet, dördüncüsünde birer sıra arayla yapacağım. Yani 4 tane daha yapacağım. Bu sırayı yaptıktan sonra 4 tane daha yapacağım. Birer sıra arayla. Evet, bu şekilde örerek devam edelim. Evet arkadaşlar, kestirmelerimi tamamladım. Tekrar göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sırada kestirme yapmışım. İlk üçünün arasında 3'er sıra var. Sonraki 4 üçüncüden sonra da birer sıra arayla kestirmeler yaptım. Evet, yine bir sıra örüp bakın son kestirmeden sonra bir sıra daha örüp şimdi tamamen bitireceğim. Evet, düz örgüyle ikişer ikişer alarak bitiriyorum.
Evet, ipimi kesmiyorum. Kenar dikişinde kullanacağım. Evet, tersine katlıyorum. Evet, yine aynı tığı kullanıyorum. Geniş uçlu bir tığ. 3 milimlik. Evet. Buradan bakın. Bu şekilde katlayarak hemen en kenardaki ilmeğin en kenardaki ilmeği batarak bir ilmek çıkartıyorum. Tam kenarları üst üste getirelim. Hiçbir kıvrılma kalmasın. Düz örgü olduğu için kıvrılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle tam denk getirelim. Evet. Her ilmekten batıyorum gördüğünüz gibi. Evet, bakın her ilmekten buradan, buradan, buradan sırayla hepsinden batarak karşı taraftan da hiç ilmek atlamadan. Evet, sıkı sıkı yapmayalım çünkü esnemez. Yani böyle esnek kalması için çok sıkı yapmamamız gerekiyor. Hafif gevşek bırakmalıyız. Evet, çok hafif gevşek bırakmalıyız. Evet, uçlarını da denk getirelim. Evet, şuraya kadar gelip tekrar göstereceğim. Evet, bu noktaya geldim. Bu lastikte biraz detay var. Evet, bunları da tam buraya sıfırlayalım. Evet, buraya tam sıfırlayıp buradan aynı şekilde yine devam edelim. Evet, tamamen hepsini bitirdim. Gördüğünüz gibi burada küçük bir yırtmaç kalmayacak. Tamamen bitiştireceğiz. Şöyle kontrol ederseniz iyi olur. Açıkta kalmış mı acaba, bir ilmek kaçmış mı diye. Tamamdır. Yani bundan sonra ipliği kesebilirim. Evet, ipimi kesip. Evet, hemen tığ yardımıyla ilmeklerin altından geçirerek çıkan uçları, ipin uç kısımlarını gizleyelim. Evet, şimdi pomponlarını dikebiliriz. Pomponları dikerken buraya da dikeceğiz. Evet, şimdi pomponlarını hazırlayalım. Pompon yapılışı çok fazla videosu var. O yüzden göstermeyeceğim nasıl yapıldığını. İki tane pompon hazırlayalım. Bu gördüğünüz pomponları ben dört parmağıma sararak hazırladım. Evet, yaklaşık 150 kere falan dolayınca yeterli oluyor. 150 sefer sarınca yeterli oluyor. İki tane pompon hazırlayalım. Evet, pomponların kenarlarından kırptım. Hazır oldu. İki tane
pomponum var. Yine arka yüzünden derinin şu orta kısmını dikmek istiyorum. Evet, bakın bu kenar dikişi ortada kalacak şekilde bunu topluyoruz. Bakın ortada kalacak. Böyle dümdüz dikiyoruz. Evet, düğümleri kopartalım. Evet, ipime tekrar düğüm attım. Yine bu arka, bu kenar dikişi tam ortada kalacak şekilde. Evet, birini buraya, birini de buraya yerleştireceğim. Yerini göstereyim. Evet, şu tomurcuğun tam dibinden dikeceğiz. Bunu da aynı şekilde. İkisi de tomurcuğun üstüne gelecek. Ama tam üstünden dikmeyeceğiz. Bakın böyle. Tomurcuk kalacak. Yani tam dibinden dikeceğiz. Evet. Burada bir tomurcuk var. Bunun dibinden dikeceğiz. Şuradan mesela alabilirim. Evet. Bu pomponun da tam orta kısmından batacağım. Evet, tekrar aynı noktadan batarak böyle birkaç sefer gelip giderek git gel yaparak yani bunu buraya sabitleyeceğim. Evet, diğerini de dediğim gibi diğer tomurcuğun dibinden dikeceğim. Böyle bu dikişin tam ortada kalmasına dikkat edelim. Bunların da eşit mesafede olması gerekiyor. Evet, bu şekilde dikelim. Evet, berem hazır, bitti. Bu örnekte gösterdiğim Nako'nun Elite Baby ipini kullandığımı söylemiştim daha önce. Bunu da örerken Nako Lux Minnoş ipini kullandım. Gördüğünüz gibi biraz daha ufak oldu. Arada biraz fark oluyor. Evet, biraz fark var arada, gördüğünüz gibi çok az bir fark var. O yüzden şu biraz daha ufak olur eğer lüks minnoş kullanırsanız. Elite Baby biraz daha büyük, normal bir şekilde oluyor. Daha dolgun, ele gelen bir yapısı var. Ben bunu daha çok beğendim. Bunu tavsiye ediyorum. Bunu kullanabilirsiniz. Hem de biraz parlak bir yapısı var. Bu daha mat. Evet, ben bunları çok beğenerek çalıştım. Çok tatlı oldular bana göre. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.